Önce şunu söyleyeyim, alınması gereken tedbirler bu dakikadan sonra alınıyor, yapılması gerekenler yapılıyor. En yüksek yetkili ağızlardan gerekli açıklamalar geliyor. Ama biz diyoruz ya, bu yumruk hepimize atılmış bir yumruktur ve biz nerede yanlış yaptık diyoruz ya. Yani nasıl bu hale geldik, mesela nasıl bu hallere kadar geldi. İşte o sarı öküzü vermeyecektik. Meşhur sarı öküz hikayesini çoğunuz duymuşsunuzdur. Anonim bir hikayedir, halk arasında da oldukça yaygındır. Duymama ihtimalinize karşı kısaca özetleyelim. Otlakların birinde bir öküz sürüsü yaşarmış. Aslanların ise gözü öküzlerdeymiş. Fakat öküzler herhangi bir saldırı anında bir araya geldiği zaman aslanlar kıllarına bile dokunamazlarmış. Küçük hayvanlarla beslenmek zorunda kalmış aslanlar ve açlıklarına çare aramaya başlamışlar. Topal aslan yanına bir iki aslan daha alarak beyaz bayrak çekmiş ve öküz sürüsüne yanaşmış. Öküzlerin lideri sayılan boz öküz ve yanındakilerle konuşmuş. Saygıdeğer öküz efendiler, bugün buraya sizden özür dilemek için geldik. Biliyorum bugüne kadar sizlere zarar verdik ama inanın ki hiçbirini isteyerek yapmadık. Bütün suç hep o sarı öküzde. Onun rengi bizim gözümüzü kamaştırıyor, aklımızı başımızdan alıyor. Biz de istemeden saldırganlaşıyoruz. Sizinle bir sorunumuz yok, onu bize verin. Hem siz kurtulun hem de yeniden barış içinde yaşayalım. Boz öküz ve heyeti lafı çok uzatmadan sarı öküzü aslanlara vermişler. Bir tek benekli öküz karşı çıkmış duruma ama kimse dinlememiş onu. Bir zaman sonra aslanlar yine gelmişler, yine acıkmışlar. Bu kez uzun kuyruğu istemişler. Gördünüz mü demişler, ne kadar barış severiz. Fakat şu sizin uzun kuyruk kuyruğunu salladıkça nereden baksak görünüyor ve aklımız başımızdan gidiyor. Yeniden sizlere saldırmamak için kendimizi zor tutuyoruz. Oysa sizlerde sorun yok. Hepiniz normal kuyruklusunuz. Verin onu bize, hepimiz rahatlayalım. Boz öküz ve heyeti uzun kuyruğu teslim etmiş onlara ve benekli öküz yine karşı çıkmış. Ama tabii nafile. Bu durum tekrarlanıp durmuş epey bir süre. Tabii her seferinde bambaşka bahanelerle. Sayıları azalan öküzler sonunda zayıflamış. Aslanlar ise giderek küstahlaşmış. Artık tek bahane bile bulmaya gereksinim duymaksızın doğrudan müdahale etmeye başlamışlar. Şunu da verin, bunu da verin, onu da verin diye emirler yağdırmaya başlamışlar. Öküzler birer ikişer aslanların pençesinde can verirken boz öküz ve birkaç öküz kalmış sadece geriye. İçlerinden biri vaktiyle ne kadar da güçlüydük, aslanlar bize yanaşamıyordu bile, nerede yanlış yaptık, nerede kaybettik biz bu savaşı diye soracak olmuş liderlerine. Lider boz öküz de benekli öküzün sözlerini hatırlatmış ve gözlerinde yaşlarla, biz sarı öküzü verdiğimiz gün kaybettik, sarı öküzü vermeyecektik demiş. Niye canınızı bu kadar sıktım, bu kadar uzattım? Özetle, ilk madenci tekmelendiğinde, ilk doktor dövüldüğünde, ilk kez doktor dövmekle övünüldüğünde, ana muhalefet lideri ilk kez yumruklandığında, siyasetçiler darp edildiğinde, işçiler dövüldüğünde, öğrenciler dayak yediğinde, kulüp yöneticileri ilk kez hakem hedef gösterdiğinde, hekimler, hakemler, hakimler ilk kez hor görüldüğünde, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza takım arkadaşlarına saldıran Ankara gücülü holiganı engellemek istediği için ilk kırmızı kartı gördüğünde, biz hepimiz kaybettik o sarı öküzü. Sabrettiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi konuşacağız bu konuyu. Çok değerli bir isimle konuşacağız. Sayın Yılmaz Vural'la, teknik direktör Sayın Yılmaz Vural'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Ne güzel kısalar işte. Hoş bulduk. Çok güzel bir şey anlattın. Teşekkür ederim. Tabii ki bu çirkin olaya lanet okumayan her futbol sever insanlıktan bir kere nasibini almamıştır. Bunu böyle bilin. Tabii sevgili kardeşimize geçmiş olsun diyoruz. Ve ailesine, futbol camiasına da. Maalesef bu çok klasik bir anlamda söylem oldu belki ama her defasına lanetledik. Kınadık ama hiçbir zaman bir arpa boyu yol gitmedi. Sarı öküz misali. Hiçbir şey değişmedi. Futboldaki kaos, kavga sonunda sevgili hakem Halil Umut Meler'in yüzünde patladı. Bunda kimlerin mi payı var? Tek tek sayalım isterseniz. Futbol bir spor ve eğlence olarak görmeyen, sadece başarıya endekslenmiş, vur kır parçala bu maçı kazan diyen seyirciler. Her pozisyonda hakemin etrafını sarıp itiraz eden ve tribünleri galyana getiren futbolcu. Kendini geliştirmeyen hakemin her kötü sonuçta kendi başarısını örtmek için hakemlere, rakip kulübe, federasyona yüklenip taraftarının gözünü boyamaya çalışan yöneticinin. Hiçbir radikal karar almayan
sadece gününü kurtarmaya çalışan maalesef Futbol Federasyonumuzun, futbolu siyasete buluşturan politikacıların, reyting ve tiraj uğruna kulüp ambulatoruna soyunmuş spor medyasının. Bakın bir o yumruk nelere mal oldu bize. Artık federasyon başkanımız gibi yeter diyoruz biz de. Ben kendi futbol antrenörlerim adına kendimize de pay biçerek bu bir milat olsun diyoruz. Ve düğmeye basılmasını talep ediyoruz. Artık Türk futbolunda yeni bir sayfa açılmasını istiyoruz. Hangi kesim olursa olsun bunu yapmayanların artık peşinde olacağımızı kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Ağzımıza geleni söyleyeceğiz. Bunu bilsinler. Tekrar ediyoruz. Lanetleme, kınama devri geride kalmıştır. Devir hep birlikte eli taşın altına sokma devridir. Biz sonuna kadar varız. Diğer insanlar da lütfen var olsunlar. Bugün bütün siyasetçilerin, bakın futbol o kadar popüler bir şey ki, her zaman söylüyorum, kimse umurunda değil. Futbol bir spor falan değil. Önemli sosyal bir olaydır. Ve niye hiç ilgilendirmediği halde spor, politikacılarımız bu işle ilgili mesajlar verdiğini, fakat mesajların dışında kuralları oluşturmadığını görüyoruz. Yani bugün Futbol Federasyonu rahmetli Turgut Özal devrinde gidildi. Coşkun Özori dedi ki, Coşkun sen federasyon başkanı oldun, ben atadım. O dedi ki efendim böyle yapmayalım. Lütfen bizi özelleştirin. Kendi delegasyonuyla futbol kendini idare edeceği kendi seçsin. Tamam dedi, yapın dedi ve Şener Zercik başkan oldu. 1989. Ve ondan sonra bir müddet gitti ve sonra tekrar siyaset bu oyuncağı eline aldı. Kendisi atıyor. Haluk Ulusoy devri bitmek üzereyken Ayhan Berbek onun alternatifiydi, siyaseti olsun istedi. Fakat buna rağmen Haluk Ulusoy 4 ayda seçildi ve siyaset tabii ki bu işi bozuldu. Güç beni verildi, sen nasıl 4 ayla seçilirsin diye delegasyon yapısını değiştirdi. Ve şu anda kulüplerin eline verdi sistemi. Dedi ki kardeşim o, şampiyon olmayanlar 7 oy, olanlar 8 oy versin. Alttan bir takımı da alırsanız siz 4 sene seçilmiş bir federasyon başkanı, mali genel kurulda her sene değiştirme yetkisine sahip olursunuz. Aynen bu oldu. Ve bildiğiniz gibi takımların 3'te 2'si belediye takımı. Ya belediye siyaset demektir. Belediyenin takımla ne alakası var? Yani takımın içine geldiği zaman siyaset yukarıdan derse ki belediyeye bunu seçin. Olur mu? Nasıl bir özellik olur bu? Yani bu sefer ne oldu bakın, ben 37 seneden beri hocalık yapıyorum. Türkiye'de futbolu kimin yönettiğini çok net bilmiyorum. Futbol Federasyonu mu yönetiyor? Kulüpler mi yönetiyor? Siyaset mi yönetiyor? Lütfen hangisi yöneticilikte başımızın üstünde? Ama üçü birden olmaz. Yani birisi karar versin, dersin ki Türkiye'de biz yöneteceğiz kardeşim. Sizler geride kalın. Okey. Ama biz şimdi en yetkili olan Futbol Federasyonu bu konuda en yetkisiz görüyoruz yani. Olmaz ki. Futbol Federasyonu radikal bir karar almaya çalışıyor. Kulüpler, aa olursan bak seni indiririz aşağı. Tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Ve istediğini yaptırıyorlar kulüpler. Ya o zaman kulüplere deyin ki, mal seninse al kardeşim, yönet malını. Sen kulüp yönetmeyi bilmiyorsun daha. Hepinizin 4 tane büyük takımın 25 milyar borcu var. Siz kendi kulüplerinizi yönetemeyeceksiniz. Nasıl Türkiye'nin futbol yönetmeye aday oluyorsunuz? Bir adama sorarlar. Bakın 650 milyon dolardı futbolun getirisi. 95 milyon dolara düştü. Nasıl oluyor bu? Nasıl bir başarılı yönetim bu yani? Olur mu? Yani bakın arkadaşlarım, biz hep yukarıda olan olayları takip ediyoruz. Maçlar iptal ediliyor. Niye iptal ediyorsunuz kardeşim? Biz 136 tane profesyonel takımız. Üçüncü liglerden Süper Lig'e kadar. Biz ne yaptık? Kimseye yumruk atmadık. Bizim suçumuz ne? Bir kulübün başkanı duygularına hakim olamamış. O zaman orada o sahayı onu kim, sokan kim? Oraya kadar girme etkisi nereden geliyor onun? Babasının malı mı burası? Ve onu kim engelliyor? Orada güvenlik sorumlusu kim? Hakem bak maç bittiğinde etrafı onlarca insan da kaplıydı. Orada onların işi ne? Bunları kim engelleyecek? Nasıl bir kural bu? Tabii ki adam bulunca fırsatı girdi içeri. Hiç beklemediği halde hakem arkadaşımıza aniden bir saldırıda bulundu. Ya hadi yumruğu attın. Kardeşim yerde düşen adamın kafasına vuruyorsunuz oradaki tarafa. Kafasına vuruyor. Yani öyle bir kitlenmiş ki adamın, o kadar adaletsiz bir iş yaptığı kanaatine varmış ki onu öldürmeye vuruyor yani. Böyle saçmalık mı olur? Bunu kim engelleyecek? Bakın arkadaşlarım, hayatla ilgili bir örnek vereyim size. Eğer kuralsız yönetilirseniz, mesela trafikte kırmızıdan geçiyorsunuz, trafik polisi size ceza keserken 8 kişi daha geçiyor.
Ceza yiyen diyor ki bana nasıl ceza yersin? Onlar da götürüyor, onları da yap. Kardeşim tek tek gelin, ben hangi birinize yazacağım cezayı? Yani yönetilmeyi bilmezseniz yöneticiye sürekli problem çıkarırsınız. Sürekli ceza verilmesi icap eder size. Peki siz o cezayı, ceza yiyen arkadaş olarak kendinizi cezada bile haklı görecek o 8 adam gidiyor, ona yazmadınız, ona yazdığını oluyor. Böyle bir saçmalık olur mu? Bizler bir kere Türk toplumu olarak yönetilmeyi bilmiyoruz yani. Öyle bir şey bilmiyoruz, öyle bir ahlak yok bizde. Yani yardımcı olacaksınız kuralların uygulanmasına. Kural eğer adamına göre, kişiye göre, birlikte olduğu insana göre kuralsa, kusura bakmayın herkes kuralsız davranmaya başlar. Yani bizim Türkiye'de, ya gidin Avrupa'da bedeli ülkelerde başbakanın oğlu geçse oradan ceza yiyecekse yiyecek kardeşim. Senin ne özelliğin var yani? Olur. Yani bizde adamına göre var ceza. Adamına göre var kural. Böyle şey olmaz. Bakın bu futbola kadar iner, yansır. Futbol da insanla oynanıyor. Bu toplumun içinde eğitilmiş, bu toplumun içinde büyümüş insanların yönettiği bir kurum burası da. Hepimiz birbirimize benziyoruz biz. Olur mu öyle saçma şey? O yüzden lütfen artık kınama mınama bırakalım bu hikayeleri. Ne kınaması? Bu ilk defa olmuyor Ece. Aşağı in, üçüncü ligden, ikinci lig. Her gün hakem dövülüyor. Her gün kulüp başkanları, oyuncuları dövüyorlar. Onlara köle gibi davranıyorlar. Paralarını vermiyorlar. Saçma sapan bir düzeni var. Bu işi baştan başa düzeltmezsen, yani benim burada devletimden ricam, bir kere müdahale edin, kuralları oturdun, ondan sonra özelleştirin, alın bakalım, yönetin bakalım, görevlisiz değil. Lütfen içinde olmayın. Bakın ben bir takıma gideceğim. Gidemiyorum ya. Neden? Bir yukarıdan telefon gelmiş. Kim bu yukarısı ya? Kim bu telefon eden? Yani buraya devlet suyu işlerine adam atamıyorsunuz ki bu işi yapmaya muktedir gücü koymanız lazım olur. Yani olmaz. Bakın baştan aşağı öyle, olmaz. Ben bir sürü söyleden kınamanın da çok samimi olduğunu düşünmüyorum yani. Samimi olduğunu düşünmüyorum. Mecburiyetten herkes kınıyor, ben de kınayım. Kınamazsan bana niye kınamadın derler. Bakın çoğu samimi değildir bu kınamaların. Ben bu kadar net söylüyorum. Ve eğer biz bu işi düzeltmek istiyorsak, ya bu bir eğlence ya. Ben Türkiye'de bunu oturtayım diye anam ağlıyor, adımız çıktı şovmen antrenörlere. Ne alakası var ya? Hafta sonunda iki saat eğlenmeye giriyor insanlar oraya. Orada bir aidiyet duygusuyla. Bakın bu stadyuma gelen profili söyleyeyim size, insan profili. Burada farklı inançlar, farklı siyasi görüşler, farklı meslekler. Ya holding sahibi gol oluyor, işçiye sarılıyor. Rektör öğrenciye sarılıyor. Günlük hayatta bunlar mümkün mü Türkiye'de? Yani böyle bir birleştiren bir olayı yapıyorsunuz. Yani düşünebiliyor musun bu farklılıklar? Adam stadyumdan dışarı çıksın, biraz evvel golde sarıldı adama, yanlış bir şey söylediyse görüşüne karşı kavga eder biraz sonra. Yani çok önemli sosyal bir olayı yönetiyoruz aslında. Yani ben oyuncularıma onu söylüyorum. Seçilmiş insanlarsınız, toplum psikolojisinden geliyorsunuz. Lütfen yaptığınız için değeri bilin çocuklar. Yaptığınız için değeri bilin. Bakın 85 milyondan seçilmiş insanlarsınız siz. Siz o kadar basit değil yani, 22 adam topun peşinden koşuyor diye. Ha, bize dış basın kınar bizi, eder, bu bizim aile sorunumuz. Bu konuda biz maalesef onlardan geride kaldık. Bize öyle yok, turnuvalar almazlarmış. Kim oluyor beni turnuvaya almayacak? Ona ne? Onunla ilişkimde bir şey yok ki, ben dışarıda böyle davranırsam tamam haklısın olur. Biz kendi içimizde bu işi çözeriz. Bizim Türkiye'mizde bakın kimseyi suçlamak istemiyorum. 1923'ten beri Türk futbolunu idare ediyorlar. Farklı siyasi görüşler de geldi. Her şey gidiyor ama değişen bir şey olmuyor. Lütfen arkadaşlar ya. Bakın ülkemizde 7-17 yaşında 21 milyon çocuğumuz var. Bu çocukları iyi eğitirseniz burada ne astrologlar, ne efendim şöyle işte fizikçiler, ne mühendisler, ne sporcular, neler çıkan neler, eğitemiyoruz çocuklarımızı. Bu kültürle yukarı getiremiyoruz. Hepimiz birbirimize güven duygusuyla iş yapamıyoruz. Futbolcu antrenöre güvenmiyor, antrenör yönetici güvenmiyor, yönetici federasyona güvenmiyor. Taraf tutulduğu kanaatinde herkesin güçlüden yana davrandığı yönünde. Ki öyle. Gerçekten de öyle. Ondan sonra biz bunları niye yapıyoruz? Niye yönetiyoruz? Olur mu kardeşim ya? Yetki sendeyse verin bakalım bir ne oluyor? Yok bunun ismi X'miş, bunun Y'miş. Bana ne kardeşim? Bakın ya, hiçbirinin bir vizyon olmaz mı ya? 100 sene evvel bu büyük kulüplerimiz, İstanbul bomboşken 400'lerin bir arsa çevir kardeşim, ne istesiniz veriyorlar size. Kendi malını kendin üret. Olur mu ya? Bir yabancı antrenör geldi ülkemize. Sağ olsun çok güzel gidiyor. Ama kardeşim bende de bir tane antrenör var. O kardeşimiz kadar Türk futbolu yönetecek bir antrenör yetiştiremediyse
Bizi kime itti ya? Federasyonu seni itti. Kendini eleştir biraz yani. Uluslararası boyutta ben hoca niye yetiştiremiyorum diye. Kendini eleştir ya. Hep topu başkalarına at. Ben kimse yemiyor bunu. Yapmayalım Allah aşkına. Türk insanı bunu hak etmiyor. Bizim ülkemiz çok güzel bir ülke. Her şeye değer insan yapısı var. Çok duygulanıyor insan ve gözümden yaş gelecek şimdi yani. Bu kadar insanı boşlayan, bu kadar değersizleştiren bir ülke olur mu ya? Allah aşkına yapmayalım. Hakem kardeşlerimiz tabii ki. Ya antrenörleri dövüyorlar. Oyuncuları dövüyorlar. Kimse kimsenin farkında değil derdini. Yani bir kulüp var 17 tane antrenör değişiyor. 17 tane. Niye elinin kiri gibi? 2 tane kaybedeni yolluyorlar. Ondan sonra antrenör niye bilmem ne yapmıyor. Nasıl yapacaksın kardeşim? Kimsenin kimseye saygısı yok ki. Herkes tutturmuş bir popülerite peşinde koşuyor. Onu kullanıp ya siyasi ya ticari çıkarlanması için yöneticilik yapan bir sürü arkadaşımız var. Böyle saçmalık mı olur ya? Hepimiz kullanılıyoruz ya. Bu kadar basit yani. Kurallaştırın kardeşim ve bu kuralda X takımı Y takımı diye uygulamayın. Adam gibi yapın. Bakalım olacak mı? Bir dakika. Ece senin aklını alıyor mu ya maçların ertelenmesini? Bir hakem kardeşimize tamam hakemler yönetmeyeceklermiş maçları. O zaman kusura bakmayın ya kapatın futbolu da ne olsun bitsin bu konu yani. Yani her gün herkes bu dayak yiyor bu Türkiye'de. Gidin bakalım aşağılara. Her gün o gencecik hakemleri dövenler var. Niye onlar vurulduğunda bu tepkiyi göstermediler de? Şimdi tabii üstte herkes görüyor. Dünya katıldı bu işe. Ama bir yerden başlamak lazım değil mi hocam? Ya az önce sarı öküz hikayesi onun için anlattım. Ya. Yani bu olay ilk yaşandığında, ilk duyulduğunda ya da görünür olduğunda maalesef bu sosyal medya mahkemesine yansıdığı zaman olaylar bir karşılık buluyor, bir önlem alınıyor. Ama neyse ilk kamuoyunun gözünün önünde olduğunda bu olay birleşip bütün hakemler bir olup veya kim dayak yiyorsa işte oyuncular diyorsunuz. Oyuncular bir olup. Yalnız hakemler yalnızca bir olup değil. Antrenörler, hakemler, pratik yeşil sahanlığında olan pratiktekiler. Hepimiz aynı dertteyiz. Hepimizin başı belada. Ya bu kuralları bir gözden geçirin ya. Bu kadar hakemi, antrenörü, oyuncuyu bu kadar yalnız bırakmayın. Tıp kulüp ön planda. Bizler olmasak kulüp mü olur ya? Yani hepsi yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar misali bir durum var ortada. Yani bütün kurumlara değer verin. Kulüp istediğini yapsın. Bakın kulüplere sınırsız bir antrenör getirme hakkı vermişler. Antrenöre 2 tane. Ya sen tamamen tersini yap. Kulüp alıyor antrenörü. Alma o zaman fazla antrenör kulüp değiştiriyorsa. Sen kendin 2 taneden fazla alma. O zaman göreyim ben seni. Böyle saçmalık mı olur ya? Kulüplerde oyuncuları yönetemiyoruz ya. Bir gün, 2 gün sonra başka antrenör. 3 gün sonra birisi aşağıdan vur, biri yukarıdan. Ne yapacağını çözüyorum çocuklar. Ya böyle saçmalık mı olur ya? Adam gibi şunu istiyorum ben. Herkes kendi yöresinin gençliğine hizmeti düşünerek gelsin buraya. Eriyünden esrardan kurtaralım bu çocukları. Boş zamanlarını değerlendirsinler. Doğru karakterler olsunlar. Meslek sahibi olsunlar. Ve bu amaçla yöneticilik yapmak lazım ya. Bu amaçla yöneticilik kimse yapmıyor ki. Herkesin beklentisi var bir şeyden yani. Futbolun da popülaritesi var. Tanınmışlık getiriyor insana. Onu kullanıp bir şey olma. Ya saçmalamayın bunu. Yani bir orta oyun oynuyoruz. Kimi kandırıyoruz Allah aşkına? Kimi kandırıyoruz? Bakın dünyanın 5 büyük Avrupa'nın takım ligi var. İtalya, Fransa, Almanya, İspanya bunlar var. Bakın bunlar ne yapıyorsa siz de onu yapın. Bunlar da bizim gibiydi. Birbirlerini kesiyorlardı, statları yakıyorlardı. Heysel faciasını düşünün. Onlarca insan öldü. Ama dedi ki onların siyasetçileri biz Avrupa kupalarına 5 sene katılmıyoruz kardeşim. Biz adam olduktan sonra gelip sizin aranıza geleceğiz dediler. Ve şu anda dünyanın en güvenilen ligi İngiltere ligi. Evet 2,5-3 milyar insan izliyor. Çin'den Japonya'ya kadar o ligi satın alıyorlar. Ve örnek alacağımız şeyler bunlar olmalı bizim. Bireysel egosu gelişmiş, sosyal egosu gelişmemiş bir toplumuz. Yani bir şeye evet veya hayır demeyi birlikte bilmiyoruz. Öyle halk olmak kolay değil. Sizin bireysel verdiğiniz kararlarla bir şey düzelmez. Seni yönetenler karşında bir tepki görmeliler. Olumlu veya olumsuz. Bu tepkiyi gösteremiyorsan kusura bakma yani. Seni nereye götürürlerse oraya gidersin olur. Yani bu bir eğitimle ilgili bir sorun. Bu bakın bu işten futbolu da ayrı düşüremezsiniz. Bu insan yapısıyla bu işi yapıyorsunuz. Yöneticisi de bu yapıda geliyor. Oyuncusu da, antrenörü de. Yapmayın ya biz safyane bir duygu var. Bakın bütün bunları söylerken İnanın ben birilerine hedef alıp söylemiyorum bunu. Olması gerekeni söylüyorum. Ve ben de ülkemi seviyorum. Ve dünyanın en güzel ülkesine sahibiz Ece'ye.
Yedim bir göçekmece buralar. Allah yarabbim cennet yaratmış. Ve böyle bir ülke bizden layık değil miyiz Allah aşkına ya? Bu ülkede güzel güzel yaşam hakkı hepimizin hakkı yok mu böyle bir şey ya? Ne olur bizi idare eden arkadaşlarımız dikkat edin ya. Bu kadar kolay değil yani. Alın Türkiye'yi sonuna kadar sizler idare edin. Ama adam gibi idare edin de biz de vatandaş olduğumuzu hissedelim ya. Olmaz ki yani. Hocam çok önemli noktalara bence parmak bastınız. Ben bugüne kadar sizi defalarca konuk aldım ama bu kadar etkilendiğim bir konuşmanız olmamıştı. Her zaman tabii çok keyifli sizle sohbet etmek. Bu safiyane bir duygu. Ben de istiyorum benim ülke gencimin dünya gençliği yarışırken bu yarışı önde bitirmesini istiyorum ya. Bakın bir dünya üçüncüsü olduk. Biz de gittik Kore, Japonya 2002. Ve bizim milli takımımız üçüncü oldu. Mümkün değil üçüncü oldu. Dünya üçüncüsü olduk. Ve uçakla dönülüyor Türkiye'ye. Tam Yeşilköy'e uçak inecek. İki tane fantom geldi. Savaş uçağı. Pilot dedi ki arkadaşlar savaş uçağından pilotlar bağlanmak istiyor radarla. Pilot dedi ki kahramanlar ülkenize hoş geldiniz. Ya, nasıl bir şey bu ya? Değer yani, duygusu hocam, değer görmek, değer ya yani insan ancak değer gördüğü yerde. Ya ben de kahraman evet. Sensin, kahraman sensin, bu ülkeyi koruyan, uçağında olan, ölen, kalan sensin. Ben evet. Bir oyun oynadım. Benim sonra çift katlı otobüsle Taksim'e gelindi. 5,5 saatte Hocam. Bitiriyorum. Gelindi ve Taksim'de... Oradan bağırıyorlar. Kırmızı. Bütün halk bağırıyor. Beyaz. Ve insan profiline bak. Frapan giymiş, başı örtülü. Ermeni, Yahudi, Kürt, Türk. Bütün Türk vatandaşları orada birlikte beyaz diyorlar. Bu kadar birleştiren bir olay. Ya bunu Allah aşkına hafife almayın ya. Hafife almayın ya. Adam gibi yönetin ülke futbolunu. Allah aşkına. Bizlerin de hakkı yok mu? Bir bakın şimdi Avrupa Ligi'ne birinci olarak gidiyoruz. Oradaki biliyor musunuz bizim işçi kardeşlerimizin mutluluğunu? O ezilmişliklerini, o takımı oraya gelmiş, onlara verecekleri destekle. Yani çok önemli bir şey. Toplum psikolojisini de geliyorsunuz. Bu çok önemli bir iş ya. Yani futbol oyun falan değil. Ece bu sosyal bir olay bu. Yani koskoca profesör affedersin aklı mı yetmiyor gelmiş 22 tane çocuğun peşinden koştuğu topa orada tepki koyuyor. Kesinlikle. Koskoca holding sahibi. Kesinlikle. Yani bu başka bir şey ya. Yani 22 tane futbolcu topun peşinde koşuyor diyoruz ama sadece o değil. Onlar sahadayken bütün ezilmişlik, fakirlik, işte çaresizlik hepsi saha dışında kalıyor. Dolayısıyla dediğiniz çok doğru. O bambaşka bir alan, bambaşka bir yer, bir olduğumuz bir yer, bütün olduğumuz bir yer. Onun için de çok daha belki farklı yaklaşmak lazım. Hocam çok teşekkürler. Yani teşekkür keşke daha uzun bir vaktimiz olsa ve sizinle saatlerce konuşsak. Ağzınıza sağlık. Sağ ol canım benim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam.